Merhaba Kazım Bey, afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol Asuma. Hayırdır böyle? İkiniz birden geldiniz. Bir şey mi diyeceksiniz bana? Kazım Bey, biz Sunay'la birlikte spor salonuna gitmek istiyoruz bugün. Biraz hareket etmek ikimize de iyi gelecek. Tabii sizin de izniniz olursa. Ya o nereden çıktı Asuma şimdi ya, ha? Benim bu güzel kızım spor salonu falan nereden bilirmiş, ha? O bilmez öyle şeyleri, gider. Orada kendini rezil eder, ha? Yok baba, zaten tek gitmediğim için bir şey olmaz. Sen benim lafımı duymayayım mı, ha? Ha? Ağzımdan çıkanı duymayayım mı? Hem sen seyran mısın öyle yalı adetlerine, madetlerine, niyetlerine? Ne öyle iki parça üstüne bir şey giydin diye bir şey mi zannedin? Marmaris'e gönderdik, yet dedik, yetmez mi? Yok baba, ben... Evet sen. Evet sen ne? Sunan ne? Dinleyeyim, dinleyeyim. Sonrası ne? Gerisi ne? He? Sen kimsin ya? Kimsin ki benim lafımı üstüne laf söyleyeyim? Hem... Artık o eski bekar Suna da değilsin. Öyle ortalıklarda falan dolanma, git odanda otur. Haydi. De haydi. Gel Sunucuğum, gel. Bak arkasından bak. Kızının arkasından bak, göreyim. Senden akıllı ha. Senden önce hanımcılık oynuyor ya. Sen de biraz öğren ya. Get şu nüketi biraz incele. Bir gözlem yap, öğren ha. Mal gibi oturayım yanımda ya. Perde giymişsin zaten. Ferit'le Seyran da nedir arkadaş? Nedir ya? Ben anlamadım. Yürüyüşe çıkmışlar. 5 saattir spordalar ya. Yürüyüşte spor. Ya gel. Kalk hala yanımda laf dinleyin ya. Gel yürü. Tamam. Hem sen seyran mısın öyle yalı adetlerine, madetlerine, niyetlerine? Artık o eski bekar Suna da değilsin. Öyle ortalıklarda falan dolanma, git odanda otur. Siz Asuman'la spora gitmeyecek miydiniz? Bir dakika düşüneyim. Baban izin vermedi. Size ne bundan? Hem nereden duydunuz? Ha, doğru. Sizin her yerde gözünüz kulağınız vardır. Suna, odamda biraz konuşabilir miyiz? Hem belli ki senin de biraz içini dökmeye ihtiyacın var. Birine içimi dökecek olsam, bu asla siz olmazsınız İfak Hanım. Suna. Gerçekten seninle konuşmak istiyorum. En azından özür dilememe izin ver. Biliyorsun, ben ilk seni seçtim. Bu aile için en uygun gelin sendin. Bunu görür görmez anladım. Sadece güzel değildin. Zekiydin, uysaldın. Allah vergisidir bu. Doğuştan gelir. Sonradan olmaz. Ama sonrasında yaşanan şeyler... İfaket Hanım. Siz buraya beni bunları anlatmaya mı çağırdınız? Safvet Ağlar'ın böyle iğrenç şeyler yapacağını öngörmem gerekirdi. Seni asla hak etmediğin bir evliliğe sürükledik. Hepsi için çok üzgünüm. Ne güzel ya. Çok güzel.
Siz şimdi böyle özür diliyorsunuz. Pişmanım falan diyorsunuz, günah çıkarıyorsunuz. Geçiyor mu bütün bunların hepsi? Bitti mi yani bütün bunlar? Bana ne oldu peki? Geçti mi? Ben söyleyeyim, geçmedi. Ben o yaşadığım iğrenç günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar bir gün bile aklımdan çıkmayacak. Şimdi karşıma geçmiş böyle oturmuş özür diliyorsunuz. Pişmanlık gösteriyorsunuz, öyle mi? Vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İzin ver, hepsini telafi edeyim. Nasıl telafi edeceksiniz? Çok merak ettim gerçekten. Nasıl telafi edeceksiniz mesela? Hak ettiğin hayatı geri vererek. Aklını kullanırsan bu evin hanımı sen olursun. Başından beri olması gerektiği gibi. Ne diyorsunuz ya siz? Ha? Ne diyorsunuz? Seyran'la Ferit evli. Evli, onlar benim kardeşlerim. Ne saçmalıyorsunuz? Ağzınızdan çıkan, kulağınız duyuyor mu sizi? Aklından saçma sapan şeyler geçiren sensin. Ben deli miyim Ferit'i ima edeyim? Ferit'e bir şey çıktı mı benim ağzımdan? Ne ima ediyorsunuz o zaman? Kaya. Kaya diyorum. Eğer onunla evlenirsen bu yalının hanımı sen olursun. Ne kayası ya? Ha? Ne alaka? Gayet açık ve net söylediğim şey. Siz neyin peşindesiniz yine? Ben hayatıma adadığım bu ailenin mutluluğunun peşindeyim. Halisam için torunun önemi ortada. Biz bunu Seyran'dan bekledik ama o başka bir yol tercih etti. Okula gidecek. En az 4-5 sene çocuğu olamaz. Ama eğer o çocuğu sen yaparsan Korhanların geleceği senin elinde olur. İlkler çok kıymetlidir biliyorsun. Bir anda Halisam'ın göz bebeği oluverirsin. Yok, yok. Vallahi siz gerçekten kafayı yemişsiniz. Ya delirmişsiniz ya. Ya ben de burada oturmuş sizi dinliyorum ya. Ha, çok iyi yapıyorsun. Hayatının nasıl değişeceğini anlatıyorum sana. Korhan gelini olacaksın, bir hayal et. Sokakta herkes seni tanıyacak. Fotoğraflarını çekecekler. Gezeceksin, tozacaksın, giyeceksin, harcayacaksın. Birbirimize karşı dürüst olalım. Bir kere bile iş geçirmedin mi? Bir kere bile Seyran'ın yerinde ben olabilirdim demedin mi? İfakat Hanım, Seyran benim kardeşim. O benim canım. Onun mutlu olması benim için ne kadar önemli anlayabiliyor musunuz? Ama o senin mutluluğunu çaldı. Onun yerinde sen olabilirdin. Yaşadığı hayatı sen yaşayabilirdin. Ben böyle bir şansının daha olduğunu söylüyorum sadece o kadar. Bugüne kadar bir kere bile keşke Seyran'ın hayatını ben yaşasaydım diye içimden bir düşünce geçmedi, geçmeyecek de. Tamam, sen böyle düşünmeye devam et. Ya şimdi böyle söylediklerim bile neyin ne olduğunu gösteriyor zaten. Müsaadenizle. Seyran'ı aldık, göklere çıkarttık. Şimdi canı ne isterse onu yapıyor. Eğer bu evin hanımı sen olsaydın her şey bambaşka olurdu. Eğer aklını kullanırsan babandan da onun baskısından da kurtulursun. Bak Feride, nasıl Seyran'ın arkasında duruyor babana karşı. Seyran nasıl dimdik duruyor. Sen de öyle durabilirsin. Seyran'ı, hatta beni bile yönetebilirsin. Aksi takdirde Kazım Ağa seni kiminle evlendirir kim bilir. Sizin asıl derdiniz Seyran değil mi? Hayır Sunan. Biz sadece Ferit'i korumak için Seyran'ı istememiştik. Ben bir kadın olarak Seyran'ın bu evde yaşamasından çok mutluyum. O kendi hayatındaki sefillikten, zulümden kurtuldu. Burada prensesler gibi yaşıyor. Ben istiyorum ki sen de mutlu ol. Hatta daha da mutlu ol. Suna, izin ver hayat sana yaşattıklarını telafi etsin. İzninizle. Kaya'nın ne düşündüğünü merak etmiyor musun? Gönlü var sende. İlk görüşte hemen etkilenmiş. Ağzım aradı benim. Ama çekiniyor biraz.
insanların ona karşı tepkisinden dolayı biraz tedirgin. Sen bunu bir düşün. Bir tart. Eğer aklına yatarsa ben buradayım. Her zaman arkandayım. Seni bu yalının hanımı, Korhanların geleceği yaparım. Gel. Günün kahramanı da gelmiş. İç sırası değil şu an. Aa. Ben keyfiniz yerinde olur diye düşünüyordum. Yani Ferit delirmiş gibiydi. Kazım Ağa'ya diklendi. O da şimdi Seyran'ın burnundan getiriyordur. Okulda sizinle karşılaştığı anı görmek isterdim. Şöyle bir şey olmadı. Ferit ne yaptı ne etti. Yine sıyrıldı işin içinden. Bu olaydan da galip çıktı. Sakin. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Biz biri olduk. Fakat Hanım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hı? Oyun gibi mi geliyor size bunlar? Bu benim hayatımın kumarı. Eğer hayatınızın kumarını oynuyorsanız o zaman ona göre oynayın. Ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz acaba? Böyle okulla mokulla falan olacak işler değil bunlar. Daha büyük düşünmemiz gerek. Zaman kaybedemeyiz. Ne demek istiyorsunuz yani, açık açık anlatır mısınız? Sizi bu evin en imtiyazlısı, en kıymetlisi yapacağım. Ferit de dahil herkesi siz yöneteceksiniz. Halise Hanım da kıymetlisi olacaksınız ve varisi. All right. Öyle yapalım o zaman. Nasıl olacakmış bu iş ya? Seyran okula gidecek. Bu besbelli. Bu ne demek oluyor? Ferit de Halise Hanım'ın o çok istediği torunu kucağına veremeyecek. He yani? E'si elinizi çabuk tutarsanız o torunu Ferit'ten önce Halise Hanım'a siz verirsiniz. Biz? Biz derken? Siz ve Suna. Gel. Asuman. Asuman. Vallahi ocağına düştüm. Bak eğer akşama güzel mekan bulmazsak Ferit'in dilinden beni kimse kurtaramaz. Ay Seyrancığım, buluruz tabii. Sen nasıl bir yer istiyorsun onu söyle bana. Süper. Şimdi ben şöyle bir yer istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki akşam okula kaydımı kutlayacağız. O yüzden böyle hep beraber öncesinde güzel bir yemek yiyelim. Sonrasında da böyle eğlenebileceğimiz mekan istiyorum. Yani aynı mekanda İki şeyi yapabileceğimiz. Hem yemek yiyelim hem eğlenelim. Evet ya, ben aslında bak bir yer buldum ama şimdi sen de daha iyi bilirsin diye sana da bir sormak istedim, göstermek istedim. Baksana. Evet. Çok güzeldir burası. Biliyorum burayı. İyi, süper. Bakayım. Evet evet. buraya rezervasyon yaptırmak biraz zor ama. İyi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ya sen ablama bakma. Ablama kalsa çay bahçesinde kutlayacağız. Seyran'ı aldık, göklere çıkarttık. Şimdi canı ne isterse onu yapıyor. Eğer bu evin hanımı sen olsaydın her şey bambaşka olurdu. Doğru. Ben anlamam tabii mekandan falan. Abla. Ya abla, şaka yaptım ya. Vallahi şaka yaptım. Bozulma hemen. Abla. Abla inanabiliyor musun ya? Okulumu kutlamak için yemeğe çıkıyoruz. Bir tek geriye babam kaldı. Onu da artık hani Ferit halleder diye düşünüyorum. Abla sen iyi misin? Ha? Bir durgun görünüyorsun. Yok iyiyim, bir şey yok. Kaya'yı çağıracak mısın? Ay yok abla. Kayamaya karıştırmayalım şimdi, ne olursun. Ferit zaten hayatta istemez. Ben de yani o yemekte şimdi bir gerginlik çıksın istemiyorum. Seyran, sen iyice kocacı oldun ha. O ne demek abla ya? Ne demek ne demek ya? Kaya'ya ayıp değil mi? Çocuk o kadar uğraştı, arkanda durdu okula gidebilmen için. Çağırmamak olmaz. Yani evet, bence de ya, haklısın da Ferit işte bu abla yani onun... Ne yapacağı belli olmaz yani.
Sen böyle hep Ferit'in suyuna mı gitmeye başlayacaksın artık? Eski Seyran'a ne oldu? Nerede o? Her okula da gitmeye başladın artık. Tamam, eski Seyran geri dönsün, o gitsin okuluna. Yoksa hani bu halinle nasıl bütün bunların üstesinden geleceksin bilmiyorum. Abla, sen iyi misin? Hı? Babam falan mı bir şey yaptı? Doğruyu söyle, biraz gergin görünüyorsun çünkü. Gergin değilim, tamam. Ben Kaya'yı çağırırım. Tamam, sen Ferit'e haber verirsin. Abla ya. Halis Ağam bu dünyadan göçtükten sonra yerini kime bırakacak? Size mi? Ferit'e. O zaman o da size zırnık koklatmaz. Hayatı da size zindan eder. Kendinize böyle bir şey yapacak mısınız? Kaya diyorum. Eğer onunla evlenirsen bu yalının hanımı sen olursun. Kaya'nın ne düşündüğünü merak etmiyor musun? Gönlü var sende. İlk görüşte hemen etkilenmiş. Ama çekiniyor biraz. İnsanın dışı içini yansıtırmış derler. Şu kılığın, kıyafetin pek hoşunuza gitmedi anladığım kadarıyla. Yani evet. Yani ancak benim saf kardeşim seni kale alır zaten. Biraz büyük laflar etmiyor musunuz acaba? Havlu için tekrar teşekkür ederim. Umarım her ihtiyacım olduğunda orada olursun. Çık beklersin. Sen gözüktüğün gibi biri değilsin. O ne demek? Komiksin. Zeki insanlar komik olur. Tipine bakıp laf ettik ama içinle dışının biri olmadığını görmüş olduk, anlamış olduk. Estağfurullah. İyi birisin sen. Suna? Rahatsız mı ettim? Yok, bir şeyler karalıyordum. Sen istesen de yapamazsın zaten. Rahatsız edemezsin yani. Neden? Neden? Çok güzel soru. Hafifsin çünkü. Hafif mi? Yani nasıl anlatsam? Masallarda su perisi olur ya, onu hatırlatıyorsun bana, böyle uçuşuyorsun. Yani kimseye dert olmazsın yani. Sağ ol, utandırıyorsun beni. Utanman için söylemedim. Gerçekten. Sen niye geldin? Ben Seyran için geldim. Bu akşam üniversiteye kaydını kutlayacağız. Sen de gel istedim. Sonuçta senin de çok büyük bir emeğin var. Sağ ol. But I'll pass. Ferit orada olmamdan mutlu olmayacaktır. Vallahi ben davet ediyorum. Sen gelmek istersen. Öyle diyorsan da yani bilemedim. Bilmem, yani bence iyi olur. Herkesin arası düzelir. Gel bence yani. Okey. Gelirim. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Ciao. Suna'nın ne günahı var? Buna alet olacak. Suna hiçbir şeye alet olmayacak. Biliyorum. Biliyorum çünkü Suna'nın sizde gönlü var. Bana anlattı. Bir adım atarsanız size koşa koşa gelecektir. Ayrıca sizinle evlenmek onun hayatını kurtarır. Kaya diyorum.
Eğer onunla evlenirsen bu yalının hanımı sen olursun. Kaya'nın ne düşündüğünü merak etmiyor musun? Gönlü var sende. İlk görüşte hemen etkilenmiş. Ama çekiniyor biraz. Hazırsan çıkalım mı? Baba. Geç. Biraz. Konuşacağım. Ne oldu? Ne güzel İstanbul ya, ha? Ne güzel İstanbul ha. Biz de değil ki kızlarımız var. Onları iyi yere gelin edektik, rahat edektik. Ama kızlarımız eğlence peşinde. Ama biz sürünüyük ya burada. Sen izin vermiştin ya baba dışarı çıkmamıza. Ulan aklınız fikriniz eğlencede. Biraz aklınızı kullanın, aklınızı. Get, o salak, o aptal kardeşini ikna et. Tamam, bak. Hemen o çocuğu doğurucu, okul mukul yok. Hemen o çocuğu doğurucu, buna ikna et onu. Ben ne yapabilirim baba? Kocasıyla karar vermiştir işte. Ulan onlar kim ha? Lan siz kimsiniz lan ha? O kardeşin doğurmazsa bu koranlar bizi iki günde kapının önüne koyar. Senin haberin var mı? Gerizekalı, gerizekalı. Bir aradığın yok. Elimizde kaldın lan, elimizde kaldın. Bir halt ettin yok. Bari git kardeşini ikna et. Kardeşini o seyran. O çocuğu doğurucu, bu eve hanım olucu ve sen bunu salıcın. Suna. 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 Bak bunu da beceremezsen yemin edeyim seni Antep'e yollayacağım. Antep'e, Antep'e. Orada kocanı bekleyeceğini anladın. Yeni kocanı bekleyeceğini o zaman İstanbul'u unut. Uyanıyı unut. Bu kıyafetleri unut. Anladın? He? Anladın? Anladın.
Allah'ım yeter, 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 yeter. Bizi bir yere çoktan gibiyiz. Kazım Bey, yine kime söyleniyorsunuz? Ben söylenmem fakat söylerim. Kiminleyse derdim, direkt ben söylerim. Sen daha tanıyamadın beni ya. Hayır, sizi ne kadar tanıdım desem de yine beni şaşırtmayı başarıyorsunuz. Sürprizlerle doluyumdur hanımefendi. İlahi Kazım ağa, yani hiç güleceğim yoktu. Siz gülün ya, fakat. Gülün ha, size yakışıyor yani. Teniniz, renginiz, menginiz değişti ya. Size yakışıyor mu gülmek? O agresiflik hiç yakışmıyor ya. Nasıl yani? Yani böyle parlayınız, güzelleştiniz ya. Yani zaten güzelsiniz canım, zaten güzelsiniz de... hani o agresif tavırdan bu sizin teninize çok uygun. Teşekkür ederim. Ben odada bir şey unutmuştum. Tabii tabii. Ulan ne dedik ya? Tenin benim dedim kadına. Ben ne yapayım? Gülünce yakıştı vallahi.